Ayşe'nin Marifetli Elleri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle simit poğaça yapacağız inşallah. Susamlı simit poğaça yapacağız arkadaşlar. Bunun için malzememiz burada 100 gram margarin veya tereyağı fark etmiyor. Burada 2 yemek kaşığı şeker, bir pakette altında mayan var, toz mayan var arkadaşlar. Yarım su bardağı sıvı yağım var, 1 su bardağı suyum var. 1 su bardağı da süt var. Suyla süt biraz ılık olursa daha iyi oluyor. Hemen şöyle mayayla şekerimizi alalım. Sütümüzü de alalım. Suyumuzu da bırakalım. Şöyle birazcık, hatta yağımızı da alalım. Şöyle birazcık harmanlayalım, şöyle yumuşatalım. Bismillah. Şimdi bu ılık olduğu için arkadaşlar hemen mayada aktifleşmeye başlıyor. Yağımız eridi. Burada 6 bardak unumuz var arkadaşlar. Yani şöyle hemen birazını alacağım. Şöyle kıvama getireyim arkadaşlar. Hamur kıvama geldi. Bu şekilde olması gerekiyor. Arkadaşlar ben 1 tatlı kaşığı tuz koydum. Özellikle sona bırakıyorum ben tuzu. Çünkü hani maya biraz kendine eritsin diye, aktifleşsin diye sonunda attım tuzumuzu. 1 tatlı kaşığı. Şöyle çok güzel bir hamur oldu. Yeterli. Bakın böyle olması gerekiyor. Arkadaşlar o kadar simit poğaçanız güzel olur. Bu şekilde. Şimdi hemen koyalım. Şöyle içine. Tamamdır. Hemen kapağını kapatalım. Mayalanıp gelsin arkadaşlar. Arkadaşlar hemen hamurumuza bakalım. Şöyle yarım saat tam beklettim. Bismillah. Oo, maşallah. Harika olmuş. Yarım saat bekletmek yetiyor. Bu kıvama geliyor. Şöyle güzelce alalım hamurumuzu. Çok hırpalamadan hamurumuzu şöyle nazik nazik davranalım. Şöyle güzel güzel yapacağız arkadaşlar hemen. Poğaça simit çok güzel oluyor. Kahvaltılarınızda çocuklarınız okullar açılır, koyarsınız pikniklere, beş çaylarına, her şekilde kullanabiliniyor. Malum okullar farklı kısımlar, bazıları açık bazıları açık değil. Şöyle pandemi dönemi olduğu için, ama her şey yoluna girecek inşallah. Bakın arkadaşlar böyle mandalina veya yumurta şeklinde büyüklüğünde alıyoruz. Ufak ufak hepsini yuvarlayacağız. Hepsini yuvarladıktan sonra şöyle güzelce, şöyle 3 parmağımla 4 parmağımla şöyle şöyle yaptık. Güzelce silindir şeklinde getiriyoruz. Poğaça simitlerimiz arkadaşlar. Benim 15 tane oldu. Burada kaşar peynirim var. Ben kaşar peyniri dilimledim. İnce şeritler halinde. O şekilde daha çok seviyorum. Burada da arkadaşlar 1,5 bardağı susamım var. Ben kendim kavurmayı seviyorum. Susamı hazır. Aktarlarda da var ama elimden geliyor. Yapabiliyorum. Kendim tercih ediyorum yapmayı. Çok güzel bir şekilde kavruldu. Soğuması gerekiyor. Burada da arkadaşlar 2 yemek kaşığı pekmez. 1 çay bardağı da suyumuz var. İyice şöyle bir eritiyoruz suyun içinde. Şimdi bu hamurların içine şu şekilde koyuyoruz. Şöyle şöyle katlıyoruz arkadaşlar. Şöyle katlıyoruz. Bu şekilde bırakıyoruz. Hemen bir iki tane yapayım, göstereyim. Şu şekilde oluyor. Harika. Çok da kolay, çok basit. Şimdi hepsini yaptıktan sonra arkadaşlar pekmezli suya, sonra susama bandırıp tepsiye dizeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar hamurlarımızı hemen, poğaçalarımızı hemen şöyle güzelce hemen önce pekmezimize buluyoruz.
Sonra da susamımızı bulayıp şöyle güzelce tepsimize diziyoruz arkadaşlar tek tek. Şöyle her yeri gelsin. Çok da güzel oluyor. Şöyle sırayla dizelim arkadaşlar. Ben hepsini bu şekilde yapıp şimdi hemen bitireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar susamı buladım ben. Güzelce hepsini sırayla dizdim tepsimize. Sonra da arkadaşlar üzerlerini şöyle kesik attım. Semi uçlu bir bıçak veya jilet. Ben jilet kullanmayı tercih ediyorum. Şöyle iki taneyi de ayrı yuvarlak olarak size göstermek istedim. Bunlar da çok güzel oluyor. Ben bu şekilde de kullanıyorum. Hani her iki şekilde size göstermek istedim. Şöyle iki taneyi sizinle keselim diye kesmedim. Böyle güzelce ben 3 tane çizik atıyorum simit poğaça başına. Siz istediğiniz şekilde tabii ki de yapabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar şimdi susamımız 1,5 bardak kavrulmuştu. 2 kaşık yemek kaşığıyla pekmez, 1 çay bardağı da suya buladık. Dizdik tepsimize, 180 derece ısınmış fırına veriyoruz. Fırınıza bağlı 20-25 dakika içinde nar gibi çıtır çıtır poğaçalar gelsin bakalım. Arkadaşlar simit poğaçalarımız çıktı fırında. Harika bir şekilde mis gibi çıtır çıtır kızardı. Dışı çıtır çıtır, içi de yumuşacık. Şöyle bir tane şöyle alalım burada. Bakın. Çok güzel. Tam istediğim gibi oldu. Harika oldu. Üstü çıtır, altı yumuşak. Bak arkadaşlar bunu da göstereyim size. Bu da böyle. İsterseniz bu şekilde de yapabilirsiniz diye size göstermek istedim. Böyle de güzel oluyor. Hemen arkadaşlar şöyle çok sıcak, hala buhar çıkıyor üstünden. Bakın altı da böyle mis gibi kızarıyor. Hepsi birbirinden güzel arkadaşlar. Hepsini de gösteriyorum sırayla. Bakın pekmez aktığı için böyle çok kızarmadı, aslında normal kızardı. Ama pekmez aktığı için öyle görünüyor. Bakın şöyle bir tanesini şöyle bakın arkadaşlar harika harika. Buharı duman üstünde. Simitlerimiz çıtır çıtır fırından şimdi çıktı. Şöyle kaşarlarını görüyor musunuz? İçinde erimiş, harika olmuş. Çok lezzetli görünüyor. Arkadaşlar beğendiyseniz beğeni tuşuna basınız. Şu şekilde bırakayım ben. Abone olmayı unutmayın ki sayfanıza gelsin tariflerim. Siz de yaparsınız. Sizlerin de böyle güzel simit poğaçalarınız olur arkadaşlar. Abone olan arkadaşıma teşekkür ediyorum. Yorum yapan arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Bugünlük bu kadar. Ayşe'nin marifetli elleri simit poğaçaları bitirdik. Kaşarlı yaptık. Yarın başka tarifle görüşmek üzere. Sağlıklı günler.